dediğimde de dedi, suikast olasılığı evet. olabilir filan dedi ama şunu not net bir şekilde görüyoruz yani daha önce işte Mehmet Ağar pelikancılar diyerek veya hatta Erdoğan'la e, birebir konuşacağız diyerek e, helalleşeceğiz diyerek bir e, strateji çizmişti kendisinde o stratejiden daha e, geri plana çekildi ve Süleyman Soylu'yu doğrudan hedef alan e, paylaşımlarla devam etti ve bir şekilde de bir e, aslında anlattığı her şeyden ülkede nasıl bir yolsuzluk sistemi aslında nasıl bir mafya düzeni inşa edildiğini küçük örneklerle de olsa bazen Esenyurt gibi örnekler bazen daha genel örneklerle Süleyman Soylu'nun ortasında olduğu ilişkiler ağında anlatmaya devam etti. Ama şimdi bir dönemeç oldu. Bugün itibariyle Devlet Bahçeli çıktı ve Süleyman Soylu'ya açık bir destek verdi. Evet. Ve Erdoğan'ın da ne yapacağı bekleniyor şimdi böyle bir süreçte eğer ona belirli vaatler verildiyse, gereği yapılacak denildiyse akla ilk gelen tabii ki Süleyman Soylu ile ilgili bir vaat mi verildi? işte İçişleri Bakanlığı'ndan istifa edecek alınacak. Yani bunu sadece bir tahmin olarak söylüyorum. bu olmadığı zaman tekrar videolar geri mi dönecek? Sedat Peker nasıl bir strateji izleyecek? Bunu bilmiyoruz. Bu, bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz Sedat Peker'in anlatımlarının da ortaya koyduğu çok net bir tablo var. O tablo şu ve hepimizin konuştuğu günlerde de konuştuğu bu o tablonun göbeğinde Türkiye'nin bir mafyalar buluşma noktasına dönüştürüldüğü, bütün mafyaların burayı merkez tuttuğunu ortaya koyan bir bilgiler zinciriyle karşı karşıya kaldık. Burada kara para aklama var, yerel yönetimler var, kirli siyasetçiler var, rüşvet çarkı var, para alan gazeteciler var. Aklına ne gelirse var. Her şey var ve öyle bir yerde de bu nedir biliyor musunuz? Bu bir ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Yani bütün mafyayı ben ülkeye toplayayım derseniz, bu ülkenin hem ahlaki bir çöküşe götürürsünüz, hem ekonomik bir çöküşe götürürsünüz, hem bütün dünyada itibarını yerle bir edersiniz. Çünkü bunun getirdiği sonuç şudur, herkes rüşvetle iş yapar ve bunun inanılmaz örneklerini görüyoruz. Kirlilik her tarafa yayılmış. Bürokraside, otellerde, kara para aklayan uçaklarında, bina ihalelerinde, Sağlık Bakanlığı ihalelerinde, bütün devlet ihalelerinde bunu görüyoruz. Bu örneğin dış güçler, dış güçler, beka sorunu falan deniyor ya. Dış güçlerin en fazla isteyeceği şey budur. Çünkü parayla herkesi satın alabilirsin. Osmanlı'nın son döneminden biraz önce konuştuk. Osmanlı son dönemi de böyledir. İnanılmaz bir rüşvet ağı vardır. Ve bir istihbarat örgütünün de herhalde parayla ilgili pek sorunu olmaz. Ve istediğiniz bilgiyi satın alabileceğiniz ahlaki olarak çökmüş bir ülke vardır. Ülkenin getirildiği nokta budur ana Ama bunun yarattığı bir de şey var. Hepimizin gözü önünde olan bir dünya mafyaları sistemi var. Özellikle Azerbaycanlı oligarklar ve o Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Özbekistan'dan hatta Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan yani dünyanın her tarafından mafyaları Türkiye'de görmemiz bir rastlantı değil. Mesela de bunlardan Aynen biri mi? Hayır öyle. Bakın kimdi çok... bu adam? Loti Gulli dedikleri adam asıl adı Nadir Salifov denen bir adam. Nerelidir bu kişi? Bu Azerbaycanlıdır. Ve sebze meyve, Azer Rusya'nın sebze meyve e, tedariğinin başında olduğu söylenen isimlerden biri. Geldik biridir. mi Sedat yine yaş sebze meyve meselesine? Ha, -ha beraber fotoğrafları var. tabii, var. Tabii Sedat Peker zaten arkadaşı olduğunu söyledi. Bu kişi gerçekten de çok güçlü bir mafya lideri. Nasıl Rus mafyasıyla da ilişkileri var. Türkiye zaten sık sık gelip gidiyor. Şimdi kara paranın bu kadar kolay aklandığı, veya işte Türk vatandaşı olmanın çok kolay olduğu, hatta deport edilmeniz halinde bile elinizi kolunuzu sallayarak gezebileceğiniz bir ülke yaratırsanız ve onlara siyasi ilişkiler bahsederseniz oraya çok kolay gelirsiniz. Ama burada Sedat Peker şunu söyledi. Dedi ki, Nadir benim arkadaşım, yani Loti Guli benim arkadaşım. Loti Guli, Edirne'de 2014 yılında bir çalışma yaşadı mafya grubuyla. Evet, Aslanov isimli, yine Azerbaycanlı bir Rusya'nın... Şu Türkiye topraklarında biri Azerbaycanlı öbürü de Azerbaycanlı. iki mafya grubu Edirne'de çatıştılar. Çatıştılar. Şimdi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Burada daha önce de anlatmıştım. Bir polis memurumuz şehit oldu. Hüseyin evet. İmrah 33 evet, yaşında evet. pırır pırır gencecik bir polisimiz bu çatışmayı gördü. Ateş edenlerden birini kovalar onu yakalamaya çalışırken ateş eden kişi geri dönüp ateş açtı ve Hüseyin İmrah kalbinden vurdu ve öldü. Hüseyin İmrah öldü, şehit oldu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Oradakiler yakalandı. Bir tane tetikçiye ceza verildi. Nadir Salifov hakkında da yani Loti Gul hakkında ya, raporlar vardı. Yani ben iddianame okunuşunda şok oldum. Polis 5 gün sonra rapor sunuyor olayla ilgili ve gazetelere veriliyor. Gazetelerde çıkan haberler şu. Hüseyin İmra cenaze töreninden bir fotoğraf bu. Gazet Şehit olmuş olan polis memurunun cenazesinden Aynen. bir Aynen. Ve onun meslektaşları yani polis teşkilatı şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki bu iki mafya grubu anlaşamadılar. Aslanov'u devalarca öldürmek istedi Loti Rusya'da ve öldüremedi. Burada öldürmek istediler. Bu çatışmada da şehit verdi. İddianame bir bakıyorsunuz bununla ilgili tek satır yok. Neden çatışma, çatıştıklarına dair bile tek satır yok. Anlaşılamayan, bilinmeyen bir nedenle çatıştılar deniyor. Ve Sedat Peker'in iddiası dotu Guli bu olaya rağmen yakalandı ki yakalandı 2018'de ve deport edildi Türkiye'den. Ve yani bir polis cinayetine... Polis katilini evet, deport ediyorsunuz. Evet. Direkt çatışmada değil ama onların adamları çatışıyor. Evet. Ama polis cinayetini sorumlusunu deport ettiniz. O sonra tekrar geldi Türkiye'ye ve Mehmet Ağar işte Mansibov'u öldürtmek için onu getirtmişti aslında. Ben de konuştum onunla bak ben Türkiye'de değilim o sırada Balkanlar'da seni öldürürler. Gitme dedim diyor. Ona rağmen gitti bir haftasında da öldü. Açıklaması bu. Yani nasıl deport edilen bir kişi Türkiye'ye gelebilir? Benim Makedonya'da başbakanı tanıyordum deport ettiler ben o ülkeye bir daha giremedim dedi. Nadir Salihov bu olaya rağmen deport edilmesine rağmen Türkiye'ye de faaliyetlerine devam etti uzun süre. Yani uzun süre devam etti. Ve 2016 yılında İstanbul'da çok acayip bir cinayet işlendi. Bakın nasıl karanlık bir ülke haline gelmişiz. Bu cinayet Beşiktaş'ta bir otel önünde işlendi. Bu Romşan, fotoğrafta kim ve kimi görüyoruz mesela? Bu Nadir Salifov, yanındaki Ölcürülen daha sonra kini. onun katili olacak en yakın adama. Gerçekten. Evet, öldürdü. evet o öldürdü onu. Ama öncesinde ne oldu biliyor musun? Öncesinde biraz önceki görseyle gelebilir miyiz? Bir araba taranmıştı, bir jip. Üzerinde çok sayıda kurşun işareti vardı. Biraz arkadaşlarımız o görüntüyü getirirse orada şu bu fotoğraf. Evet, bu da Caniyev. R Roshan Rovşan Caniyev diye bir mafya lideri, Gürcü. Çok ilginç bir portre o Babası polis. O da mı Türkiye'de? Evet o da Türkiye'de. Beşiktaş'ta öldürüldü. <laughs> Ve bakın hikayesine bakın. Babası polis çocukken babasını bir suç örgütü öldürüyor. Bir mafya Babasını öldürüyor. Bu kişinin. Azerbaycanlı o da. Ve bu intikam almak için polise mahkemede saldırıyor. Ve ya yaralıyor ya öldürüyor. Onun üzerine hapse atılıyor. Yaşı küçüklüğü kısa süre içerisinde çıkıyor. Ondan sonra Rusya'ya gidiyor. Bu sefer kendisi mafya oluyor. Ve dünyanın gerçekten de önemli mafya liderlerinden biri oluyor. 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'taki otelin önünde 65 el ateş edilip öldürüldü Caniyev. Ve onun öldürülmesinden, onu sorumlu tutan, Caniyev'i öldürmesinden sorumlu tuta, tutulan da Lutu Gül'üydü. Lutu Guli'de bu sırada Türkiye'de yakalandı ve sınır dışı edildi. Ama Caniyev'in kardeşi e, na, na, e, Namık Caniyev intikam için peşine takılmıştı Gülini. Ve Güli'yi öldürmek için Rusya'da iki tane girişim yaptılar. Daha sonra İstanbul'da Şubat 2020'de polis operasyon yaptı. O operasyonu Gürcü mafyasının lideri, bir Gürcü bakın yakalananlar 8 tane Azerbaycanlı, 2 tane Rus, 3 tane Gürcü. Bunlar böyle operasyonla yakalandı. Yine Guli'yi öldürmek üzereyken yakalandılar 2020'de. Ama sonra ne oldu? Aradan tam 18 Ağustos 2016'da öldürülmüştü ya Caniyev. Tam onun yıl dönümünde, 4. yıl dönümünde otelde bu ikisi kalıyorlar Antalya'da. Düşünün bakın deport edilmiş. Polis cinayetiyle suçlanmış. Aslında kayıtlarda onlar var. Ve Antalya'da bir görüntüleri var. O, Onları da göndermiştim otel, arkadaşlara. otelde Paramount Otel'e bağlı abi. tam. tam Paramount olsun abi. Ben düşüp bayılacağım <laughs> birazdan. Yani Antalya Timur, anlattıklarını dehşetle dinliyoruz. Biz senden neler dinledik kardeşim. Yani satılan Suriyeli kızlar Dark Web'de işte efendim Suriyeli çocukların nasıl çetelerin eline geçirilip burada zorla dilendirildiği. Şimdi de bu çeteler savaşı uluslararası mafyanın çatışma merkezi mi olmuş Türkiye yani? Ve bunu kim söyledi biliyor musunuz? Ya? İşin en ilginç Süleyman Soylu söyledi bunu. Ne dedi? TRT'de çıktı ilk yayında dedi ki Türkiye'de de bütün dünyadaki büyük mafyaların merkezine dönüştürüldü dedi. Sanki kendisi bundan yani azadeymiş gibi. Ve dedi ki Guli için. Dünyada dedi 12 büyük mafya vardır dedi. Guli bunlardan biridir dedi. Ve dedi ay bütün bakın bunlar da onu öldürmek üzere gelen geldikleri sırada Türkiye'de yakalanan Gürcü mafyanın görüntüleri. Ama bakın nasıl gezdikleri bir video göndermiştim. Belki Berna hazırlayabilmiştir. O videoda Türkiye'de nasıl rahat gezdiklerini göreceksiniz. Kimler bakın, var? Kim çok Bu videoda kimler var? Yok hayır e, sen ekranda öyle görüyorsun. Daha da. iyi gözüküyor aslında. Burada şeyde. bakın çok lüks arabasına Antalya'da öldürülmesinden bir gün önce. Antalya'da arabasına gidiyor. Bakın bu öldüren kişi otelin önünde geziyor. Çok lüks bir arabada kalıyor o lüks arabasını kullanıyor. Bakın bunlar hep o çetenin elemanları ve bu kadar rahat geziyorlar. Yani etraflarında hep onlarca kişiyle geziyorlar. Bunlar o sırada oteldeki güvenlik kameralarının kaybettiği. Evet şu an deport kararı var hakkında o sırada. Deport kararı olmasına rağmen bu kadar rahat. Elini kolunu sallayarak geziyor etrafında sürüyor. Bunun gibi onlarca görüntü var. Biraz sonraki görüntüde biraz sonraki adımda da katili görüyorsunuz. Bu onun en yakın koruması. Onun en yakın koruması ve en yanındaki en, en yakındaki isim. Bu görüntünün devamında öldürmeden hemen önce bu kişinin çektiği görüntüler vardı. Berna o da vardı bu videonun devamında. Elinizde var mı o bilmiyorum. Kayıt yapıyor. Öldürmeden hemen önce Guli'nin arkasından ilerliyor otelde. Guli'yi çekiyor. Sonra kamerayı kendisine çekip kendisini çekiyor. Ve o gün vuruyor öldürüyor. Bu da cenaze töreni Guli'ni. Nerede biliyor musunuz Guli'nin cenaze töreni? Yapıyor. Nerede? Büyük çekmecede. Azerbaycan kabul etmiyor. Hakkında deport kararı olan Nadir Salifov Türkiye'de İstanbul'da Ay. yapılan bir törenle toprağa veriliyor. Aa, Kardeşler O Odessa'dan kardeşleri bütün Kafkas şu O zaman burada şu andaki yani kabri de Türkiye'de. Evet muhtemelen öyle çünkü Azerbaycan almamıştı. Bakın şöyle bir garip durum var. Rus mafyası ve Azerbaycan ve o Gürcü bunlar gerçekten çok güçlü mafyalar. Ve bu güçlü mafyalar İstanbul'da inanılmaz derecede yerleşmişler ve her gün yani İstanbul'da örneğin geçenlerde yine Esenyurt'ta mıydı öyle bir yerde çatışma haberleri geliyor. Esenyurt Ve zaten bu zaten Teksas'a dönmüş ediyor. anlaşılan yani akıl almaz bir Aynen Teksas olarak gibi. şey yapılır. Bakın bu da öldürdükten hemen sonra kaçtı. Katiliyle beraber. Evet, kaçtı gitti. Şimdi olayın gündeme gelmesinin nedeni ne? Bu olaydan sonra yakalandı Denizli'de yakalandı katil. Ve dedi ki aramızda husumet oldu vurdum dedi. Ama polis inceleme yaptığında öldüren kişinin biraz önce Canife'i anlattım ya onun kardeşi Namık Caniyev ve 4 adamı olduğunu belirledi. Ve operasyon yaptı. Operasyon adreslerini veriyorum. İstanbul, İzmir, Erzurum, bir ilk kent daha var. Kayseri sanırım bilmiyorum. Dört kentte eş zamanlı operasyon yaptılar. Dördünü yakaladılar. Ama Caniyev'in kardeşini, yani Namık Caniyev'i yakalayamadılar. O kaçtı. Ya şimdi ortaya çıkıyor ki bu intikam saldırısı yani 65 kurşunla o düzenlenen 4 yıl önce 5 yıl önce düzenlenen saldırının Yıl dönümünde bütün organizasyonu onlar yapmış ve onları öldürmüş. Ve şimdi tekrar o gündemimizde şu var. Şu var. Şimdi bunun intikamı yani, gülün intikamı için kimler hazırlanıyor şu an? Ve nasıl bir çatışma bizi bekliyor? Allah korusun Timur ya ya yani, ama, ama yani. yani ve hangi mafya grupları daha var İstanbul'da, Türkiye'de ve her yerde? Ben artık hiç sokağa çıkamayacağım herhalde bu programı biraz daha ha. yapmaya devam edersem. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki her biriniz dehşetle dinliyorum gerçekten de. Guli dosyasını tamamladıysak bir 7-8 dakikam kaldı. Bu arada bir son dakika gelişmesini de bildireyim. Çiftlik bank kurucusu Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın. Ee, biliyorsunuz 6 pardon 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirmiş diyor. 4 Temmuz gece arası galiba.